Evet sevgili arkadaşlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, dekorasyon ve izolasyon alanında farklı videolarla karşınızda olmaya devam ediyorum. Hepimizin ve hepinizin merak ettiği, pek çoğumuzun merak edip de yapamadığı, deneme şansı bulamadığı arkadaşlar, denemeleri, testleri yapıp sizlere sunup sizleri bilgi sahibi yapmaya çalışıyorum. Benim belki arkadaşlar içinde bulunduğum çevre itibariyle satıcı da aynı zamanda olmam hasebiyle pek çok izolasyon ve dekorasyon malzemesine ulaşma imkanım sizlerden daha fazla. Sizler de içinizde merak var, evlerinizde farklı malzemeleri merak ediyorsunuz. Acaba duvarda nasıl durur dekoratif malzemeler veyahut da izolasyon malzemeleri uygulandığında nasıl sonuçlar verir arkadaşlar? Bunlarla ilgili kafanızda bir takım soru işaretleri var. Pek çoğunuzun sorunları var. Sorunları çözme anlamında izolasyon ürünleri arıyorsunuz. Ben de arkadaşlar ustalık anlamında sizlere faydalı ürünleri sunmaya ve bulunduğum çevrede uygulamaya çalışıyorum. Doğru ürünü doğru yere uygulamaya ve sizler soru sorduğunuz arkadaşlar sizlere doğru ürünler tavsiye etmeye çalışıyorum. Bugün arkadaşlar sizler için tiner konusunu ele aldım. Yorumlarda yorumlara göre arkadaşlar aslında biraz hareket ediyorum son zamanlarda. Merak ettiğiniz konuları biraz daha ön plana çıkarmaya başladım. Daha önceki videomda biliyorsunuz sıvı camla ilgili bir video yaptım. Sıvı cam yanar mı yanmaz mı? Zeminden sökülür mü? Onunla ilgili bir çalışma yapmıştık. Daha öncesinde sıvı cama toz boya ilave edersek nasıl bir sonuç elde ederiz? Onunla ilgili bir çalışma yapmıştık. Arkadaşlar bu videoda tiner mevzusunu ele almak istedim. Tinerler arkadaşlar ana olarak ikiye ayrılıyor. Selülozik tinerler, sentetik tinerler. Arkadaşlar solvent bazlı malzemeler. Bunlar inceltecidir. Olay olarak inceltmeye yararlar. Boyaları inceltirler. Peki Özgür Usta neyi nasıl inceltirler? Arkadaşlar selülozik tinerler selülozik bazlı selülozik içerikli boyaları, yağlı boya grubu dediğimiz boyaları inceltmek için arkadaşlar kullanılan bir inceltici malzemedir. Sentetik türü boyalar da arkadaşlar inceltici olarak sentetik tiner bu anlamda işinize yarar. Böyle bir genel giriş yaptıktan sonra biraz da teknik özelliklerine gelelim. Arkadaşlar selülozik tiner daha ince, daha uçucu ve daha yanıcı bir malzeme olarak ön plana çıkarken sentetik tiner daha içinde yağ oranı fazla, litredeki birim ağırlığı, öz kütlesi daha fazla ve yanma oranı daha az bir malzemedir. Selülozik tiner daha kokusu keskin, insanı rahatsız eden bir kokusu varken sentetik tiner daha çok mazot benzin türü bir kokuya sahiptir. Fazla insanı rahatsız etmez. Sanayide duyduğumuz, sanayideki ustaların üzerinde veyahut da sanayi atölyelerinde duyduğumuz kokuya benzeyen bir kokusu vardır. Benzin, mazot karışımı veyahut da işte ikisinin arasında bir koku vardır. Selülozik tiner arkadaşlar daha kesif, daha keskin, beyni uyuşturan. Evet, çok keskin bir koku var. Biraz içinde olduğumuz için bildiğim bir konu, sıvı camlarda duyduğum koku arkadaşlar bu koku. Evet. Ve bayan ojelerinde ve asetonlarda duyduğum kokuya benzeyen bir kokusu var. Sentetik tinerde de dediğim gibi daha çok benzin ve mazot kokusuna benzeyen bir koku var arkadaşlar. Bunu daha iyi anlamanız açısından söylersek biraz benzin gibi çok yanıcı ve uçucu, mazot gibi biraz daha kalın olarak tanımlayabiliriz. Peki bu malzemeleri nelerde kullanabiliriz? Arkadaşlar hepinizin yakinen bildiği tinerciler dediğimiz grup vardır. Allah hepsine iyileşmeyi nasip etsin. Toplumumuzun hasta kanayan yarısı, hasta gençleri bir şekilde bulaşıyorlar. Arkadaşlar onların kullandığı tiner türü selülozik tiner. Daha uçucu, daha kafa yapıcı bir kokusu vardır. O türdür arkadaşlar. Sentetik tiner pek tercih edilmez bu anlamda. Kokusu çünkü zayıftır. Biraz işin reklamını yapmış gibi oldum ama kusura bakmayın. Biraz anlamanız açısından arkadaşlar olaya bir şekilde espritüel yaklaştım. Arkadaşlar temizlik işlerimizde yağlı boyaların zemine dökülmüş fayansların parkelerin üzerinden çıkartılması anlamında arkadaşlar temizleyici olarak selülozik tineri tercih edebilirsiniz.
Elimize dökülen arkadaşlar yağlı boya kalıntılarını temizleme anlamında da sentetik tinleri tercih edebilirsiniz. Çünkü cildimize vereceği hasar veya yanma oranı daha azdır. Minimizedir. Selülozik tinler bu anlamda çok uçucu ve yanıcı olduğu için cildimize yanma anlamında tahriş verme riski daha fazladır. O konuda bunu tercih etmemenizi tavsiye ederim. O konularda onu sentetik tinleri tercih edersiniz. Arkadaşlar diğer bir teknik bilgi alevlenme derecesi dökümanlarda incelediğimizde selülozik tinler 38 derecede alevlenirken sentetik tinler 42 derece ve üzerinde alevleniyor. Bu da selülozik tinlerin daha uçucu ve yanıcı olması hasebiyle daha hafif, daha uçucu ve daha yanıcı. Temizlik işlerini arkadaşlar kullanırken malzemeyi çabukça kullanmalı çünkü selülozik tiner çabukça bezden ve döktüğümüz mekandan buharlaşıp uçar gider. İşimizi bitirmeden işimiz yarım kalabilir. Bu anlamda sentetik tiner döktüğünüz yerden daha geç kuruyacaktır. Temizlik işlerinde kullanılabilir, daha geç kurur. İçinde biraz arkadaşlar yağlımsı bir hal vardır. Selülozik tiner döküldüğü mekandan ve de elimizden buharlaşıp gider, elimizde bir iz kalmazken sentetik tiner ellerimizde daha çok kokusu ve yağlımsı hali kalır. Elimizi birkaç kez sabunla yıkadığımız halde kokusu hala elimizde, o mazot benzin kokusu elimizde arkadaşlar kalır. Arabalarımızın kaportalarında da çıkmayan lekeler arkadaşlar yağlı boya lekelerini veyahut da bilirsiniz hepinizin başına gelmiştir. Araçların etek altında yollardaki ziftten dolayı bir lekelenmeler oluşur. Oralara zift parçaları, ziftli taşlı parçalar yapışmıştır. Onları temizleme anlamında arkadaşlar selülozik çok işinize yarar. Oradaki bütün siyahlanmaları çözüp temizleyecektir. Bu anlamda da size bir bilgi olmuş olsun. Arkadaşlar şimdi uygulama videosuna isterseniz geçelim. Bir bakalım temizleme anlamında hangisi daha çok işe yarayacak? Yanma anlamında hangisi tutuşacak? Bu konulara bir bakalım. Sizleri bu konuda aydınlatmış olalım. Hem bilgi hem de görsel anlamda kulağınıza ve gözünüze hitap etmiş olayım. Şimdiden arkadaşlar iyi seyirler diliyorum uygulama videosunda. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dilerseniz önce bir temizlik gücüne bakalım. Önce bir sentetik tinerle başlıyorum. Şurada bir leke var. Bakalım temizlenmesi anlamında işe yarayacak mı? Pek işe yaradığı söylenemez. Fazla bir temizlik yapmadı. Bunu bir kapatalım. Diğer sentetik tinlere geçelim. Sonradan da bir yanma testi yapalım. Bir de sentetik tinlerle deneyelim. Selülozik tinlerle. Arkadaşlar bu selülozik şöyle su gibi malzeme. Döktüm. Kokusu da hemen anlaşılıyor. Yumuşasın önce. Daha hızlı arkadaşlar zemini temizlediği gözüküyor. Hemen yumuşatmaya başladı. Daha büyük oranda arkadaşlar bir temizlik yaptı. Burada tabi yıllanmış eski bir boya kalıntısı, bir sıvı cam kalıntısı vardı. İlk klas kalıntısı vardı. Onu büyük ölçüde temizledi. Tabii ki daha derinlemesine temizlik için kazıma aletleriyle de temizlemek lazım. Arkadaşlar burada selülozik tiner daha iyi temizlik yaptı diyebiliriz. Arkadaşlar bir yanma testi yapalım. Şöyle önce bir mumumu yakayım ben. Onun için bir mum getirip elimiz tehlikeli durum oluşturmayalım diye. Mumumuzu yaktık. Önce bir bakalım sentetik tiner yanacak mı? Alev alacak mı? Ona bakalım. Şuraya sentetik tiner döktüm. Arkadaşlar kokusu var, mazot gibi koku yapıyorum ama sentetiktir arkadaşlar. Bu anlamda alev almıyor. Şimdi bir kağıt da yakalım olmazsa. Daha ateşimizi kuvvetlendirelim. Hayır.
Sen diyecektin arkadaşlar. Alev almadı. Şimdi selülozik fineri deniyorum. Dikkatli olmak lazım. Biraz daha yanıcı olduğu söyleniyor bunun. Kapağını kapatalım. Bir de bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi olay budur. Şunları çekelim. Arkadaşlar yanan selülozik fener. Az evvel selülozik fener döktüğüm yerde yanma yok, oluşmadı. Selülozik fener kütür kütür yanıyor. Bu soğuk havada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yandı ve bitti. Yandığı yerde arkadaşlar bir şey de kalmadı yani. Yandı ve kurudu gitti. Diğer sentetik tineri sürdüğümüz yerde hala sentetik tiner duruyor arkadaşlar. Bu da içindeki katkı malzemelerinden dolayı, kalitesinin düşük olmasından dolayı arkadaşlar oluşan bir durum. Evet, yanması bitti. Yanma işleminden sonra bir daha arkadaşlar dibinde de bir şey kalmadı. Yandığı yer kupkuru bitti yani. Bir şey kalmadı. Sentetik tinerde hala o ıslaklık duruyor. Arkadaşlar iki tiner arasındaki farkı görmüş olduk. İnşallah belli oranda sizleri aydınlatmışımdır. Sentetik tiner ve selülozik tiner. Çokça kafamızı karıştıran iki mevzuydu. Bu konularda sizleri aydınlatabildiysem ne mutlu bana. Tüm sentetik esaslı ürünlerin inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır. Arkadaşlar ellerinizi temizleme anlamında bazen yağlı boya yapmamızda ellerimiz çok kirleniyor. Bu anlamda sentetik tineri tercih edebilirsiniz. Bu anlamda işinizi görür. Selülozik tiner çok uçucu ve yanıcı olduğu için cildinize bu anlamda belki bir yanma etkisi yapabilir. Sıkıntı oluşturabilir. Bu anlamda selülozik tineri sadece inceltmelerinizde kullanın. Ama sentetik tineri el temizliklerinizde, elinize bulaşan yağlı boya kalıntılarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bu arada katıl butonuyla kanalımıza katılabilir. Yeni videolardan en kısa zamanda istifade edebilirsiniz. Kafanızda takılan bütün bu alandaki arkadaşlar soruları cevaplama anlamında videolar çekip sizlere yayınlıyorum. Dekorasyon ve izolasyon alanındaki arkadaşlar tüm video konularıyla karşınızdayım. Yeni çıkan ürünleri size tanıtıyorum. Uygulama videolarını çekip sizlere daha hızlı bilgiler arkadaşlar aktarıyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar.